Acayip bahtsızım. Borsaya ne zaman girsem düşüyor. Altın ne zaman alsam düşüyor. Dolar ne zaman alsam düşüyor. Ben çok bahtsızım. Bu piyasalarda hiç para kazanamadım. Para kazanmanın formülünü de bir türlü bulamıyorum diyenlere bu video ilaç gibi gelecek. Dolar nereden alınır? Altın nereden alınır? Borsada hisse senetleri hangi seviyelerden alınır? Bu videoda detaylı olarak bu sorunun cevabını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Kaybetmek istemiyorsanız birinci mesele bu. Ve kazanmak istiyorsanız eğer öncelikle kim olduğunuza karar vereceksiniz arkadaşlar. Nasıl davranmanız gerektiğine de karar vereceksiniz. Kim olduğunuzu doğru bir şekilde tespit ederseniz finans piyasalarında da ekonomik sistemin içerisinde de iş hayatının içerisinde de kaybetmeniz mümkün değil. Kim olduğunuzu bilmiyorsanız, aceleci davranıyorsanız, korkularınız çok hızlı bir şekilde devreye giriyorsa her seferinde kaybetmeye mahkumsunuz. Mesela şöyle dostlar var biliyorum. Abi ben altın alıyorum. Ben aldım mı altın düşüyor. Ben dolar alıyorum. Dolar aldığım an dolar düşüyor. X hisse senedini alıyorum. O hisse senedini ben alana kadar yükseliyor. Aldığım an düşmeye başlıyor. Bahtsızlık bende. Türk lirasında duruyorum abi. Faize giriyorum garanti diye. O arada arkadaşlarım dolar alıyor. Ben faizden %7 kazanırken dolar uçuyor. Arkadaşlarım %50 kazanıyor. Ben %7 kazanıyorum. Nasıl olacak bu iş diyen dostlarımıza buradan vereceğimiz cevaplar eminim ki çok net bir şekilde yol gösterecek arkadaşlar. Ve bundan sonraki süreçte eğer ki bu formülü hayatınıza uygulamayı başarabilirseniz hem finans piyasalarında hem de diğer piyasalarda kaybetme ihtimaliniz yok. %100 kazanacağınız bir formülü sizlere sunuyorum. Tekrar başa dönelim. Önce kim olduğunuza karar vereceksiniz. Trader mısınız? Günlük alsat işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor musunuz? Sürekli ekranların başında bekleyebilecek misiniz? Her iniş çıkışı takip edebilecek misiniz? Sinir sisteminiz buna uygun mu? Soğukkanlı davranabiliyor musunuz? Korkularınızla baş edebiliyor musunuz? Ekranı bırakıp başka bir işle uğraşmak zorunda mısınız, değil misiniz? Diyelim ki memuriyet yapıyorsunuz ya da diyelim ki iş adamısınız. 50 tane başınızda iş var ve bu arada trade yapmaya çalışıyorsunuz. Günlük alsat işlemleri yapmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir işiniz gücünüz yok ama gezmeyi seviyorsunuz. Ekranın başında durmuyorsunuz. Alıyorsunuz, akşam eve geliyorsunuz, fiyat düşmüş, eyvah, hemen paniklemeye başlıyorsunuz. Siz kimsiniz arkadaşlar? Tradersanız eğer, ben traderım kardeşim, bir trader gibi günlük alsat işlemleriyle para kazanacağım diyorsanız bir kere bu işin ciddiyetinin farkına varacaksınız. Bu işte çok ciddi zararlar da elde edebileceğinizi, para da kazanabileceğinizi bileceksiniz. Tüm işinizi, gücünüzü bırakacaksınız. Bu alana yöneleceksiniz. Adam bu işi meslek olarak edinmiş. Borsada brokerlık yapıyor, bankalarda traderlık yapıyor, uluslararası finans piyasalarında traderlık yapıyor. Uzaktan ya da yakından fark etmez. 24 saatini yeri geliyor bu işe ayırıyor. Sabahlara kadar uyumuyor. Tüm piyasaları takip ediyor. Anlık alsat işlemleriyle para kazanıyor ya da para kaybediyor. Ne kadar para kaybederse kaybetsin stres yapmayacağını biliyor. Ne kadar para kazanırsa kazansın çıkması gereken noktaların farkında. Siz bu musunuz? Önce buna karar verin. Yok kardeşim ben bu değilim. Bu kadar yükün altına girecek durumda değilim. Ben yatırımcıyım. Parayı bir şekilde bir enstrümana koyup çok da fazla strese girmeden hayatımı devam ettirmek istiyorum. O zaman arkadaşlar kendinize süre koymayı öğreneceksiniz. Özellikle küçük yatırımcıysanız beklemeyi ve sabretmeyi öğreneceksiniz. Beklemeyi ve sabretmeyi bilmeyen bütün küçük yatırımcıların zarar etmeye mahkum olduğunu çok net bir şekilde sizlere söylüyorum. Örneğin hafta başında siz 1710 dolar seviyesinden onsa para yatırdınız. Birebir işlem yapıyorsunuz. Altın aldınız 1710 dolar seviyesinden. Hafta sonu 1702 dolar olduğunda titremeye başlıyorsanız eğer siz doğru bir iş yapmıyorsunuz demektir. Siz trade kafasıyla davranıyorsunuz. Eyvah yandık, düşüyor, bittik demeye başladığınız an siz trader gibi davranmak istiyorsunuz ama bir trader'ın sinir sistemine sahip değilsiniz. Bilgisine, birikimine sahip değilsiniz. Ya da bir trader gibi bu işe emek vermiyorsunuz. O zaman neden trade yapmaya çalışıyorsunuz? Defalarca söyledim size. Siz trader değilsiniz. Günlük işlemlerden, günlük alsatlardan uzak duracaksınız. Hele ki birileri sizi zorluyorsa günlük alsata, o kişilerden de uzak duracaksınız. İkide bir birileri telefona edip burası alım için uygun, satım için uygun diyorsa size, sizi günlük işleme sevk ediyorsa paranızı kaybetmeye mahkumsunuz. Hadi paranızı kaybetmeye geçtim. Karşı tarafa komisyon kazandırmak dışında hiçbir şey yapmazsınız arkadaşlar. Günde 2 işlem yaptığınız zaman ayda neredeyse 40 işleme denk gelir ve bu 40 işlemin komisyonu bile sizin elinizdeki birikimin erimesini sağlar. Yani kazandığınız tüm parayı da oraya vermek zorunda kalabilirsiniz. Birileri elini ovuşturur, ben ne güzel paramı kazanıyorum der ama genel itibarıyla siz para kaybettiğinizle kalırsınız. Bunun formülü gayet basit arkadaşlar. Sabırlı olmak, birebir işlem yapmak kaldıraçsız, mümkün olduğunca uzun vadeli işlem yapmak ve tabii ki ihtiyacınız olmayan parayla işlem yapmak. Yani tasarruf yapmak. İşlemle kastım borsa, altın, gümüş, dolar değil sadece. Konutta da aynı durum var. Gayrimenkulde de aynı durum var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Ayşe teyze vardı, bilmem ne mahallesinden bedavaya toprak topladı. Ahmet dede vardı, bilmem ne mahallesinden dönümlerce toprak topladı. Zamanında aldı abi, zamanında bedavaya aldı buraları. Zamanı diye bir şey yok arkadaşlar. Dünyanın süreci boyunca her ürün ve malın fiyatı kademe kademe artmaya, değerlenmeye devam ediyor. Kıyaslama yaptığımızda 1923 yılında dolar alan kişi de bugün trilyoner olmuş durumdaydı eğer ki beklemeyi bilseydi. O Ahmet amcanın aldığı topraktan, gayrimenkulden ya da konuttan çok daha fazlasını kazanabilirdi biliyor musunuz? Beklemeyi bildiği için, sabretmeyi bildiği için. Örneklerle anlatayım size arkadaşlar. Gayet basit. 1923'te, o zaman daha sıfır falan da yok he, 1 lira 67 kuruş Amerikan dolarının karşılığı Türkiye'de. 1980 yılına gelindiğinde, bakın uzun bir süreçten bahsediyoruz, 44 kat artmış. Tabi bu arada sabit kur sistemi var, uluslararası sisteme entegre olmamış bir yapı var. Buna rağmen dolar kuru 44 kat artıyor bu süreç içerisinde. 1980'de daha esnek bir döviz kuruna geçiliyor biliyorsunuz 24 Ocak kararlarıyla birlikte. Döviz kuru 1980 ile 1991 arasında tam 54 kat artıyor arkadaşlar. 54 kat. 1923'ten 1980'e kadar 44 kat artıyor. 1980 ile 1991 arasında tam 54 kat artıyor. Peki soruyorum size. Bu amcaların, bu teyzelerin aldıkları gayrimenkuller, arsalar, konutlar bu dönem içerisinde kaç kat arttı acaba? Emin olun bu artıştan çok daha az bir artış kaydetti. Devam edelim. 1990 ile 2018 arasında 1990 ile 2018 arasında dolar tam 1669 kat arttı. 1669 lira değil, 1669 kat arttı arkadaşlar. Daha ötesini söyleyeyim sizlere. Eğer ki o 6 sıfırı baz alırsanız, yani 6 sıfır yerine koyarsanız 1 lira 67 kuruş olan 1923 yılında 1 lira 67 kuruş olan dolar 6 sıfır atılmadan önceki dönemde 1.400.000 kat artmıştı aslında. 1.400.000 kat. Yani 1 lira olan dolar kuru 1.400.000 lira olmuştu. Soruyorum, 1923'ten 2004'e kadar hangi gayrimenkul, hangi konutun, hangi aracın fiyatı bu kadar çok katlandı? Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Elbette aldığınız bir enstrümanı 100 yıl bekletin demiyorum. Ama yabancılar, özellikle büyük yatırımcı dediğiniz, gıptayla baktığınız, ya bu adamlar her seferinde nasıl para kazanıyorlar dediğiniz adamların hepsi bu formülü uyguluyorlar arkadaşlar. Ve her seferinde kazanıyorlar. Hadi gelin bir de gram altın fiyatlarının nereden nereye geldiğine bakalım. 2005'ten 2020 yılına kadar, yani son 15 yıl içerisinde. Bu arada 10 yıl, 15 yıl aslına bakarsanız yatırım yapmak için uzun bir zaman dilimi değil. 2005 yılında gram altının fiyatı sadece 18 lira. 2006 yılında 29 liraya çıkıyor. Neredeyse 2'ye katlanıyor gram altının fiyatı. O dönemde de emin olun birileri çıkıp ya 18 liradan altın alınır mı, çok yükseldi demiştir. Evet arkadaşlar, O dönemde de ya kardeşim 18 liradan altın alınır mı diyen çok olmuştur. 2006 yılında 29'a geliyor. 2007 yılında 30 liraya geliyor. 2006'da 29 liraya alan ve 2007 yılında 30 lira olan altın fiyatını görenler eyvah amma zarar ettik, hiç de para kazanmadık bu işten, lanet olsun demişlerdir. Çünkü sadece 1 lira yükseliyor bak. Ama 2008 yılında gram altının fiyatı 42 lira oluyor arkadaşlar. 2008 yılından 2009'a gelindiğinde gram altının fiyatı 54 lira oluyor. 2005'te alan kişi açısından bakıldığı zaman 4 yıl geçti. 18 liraya aldığı gram altın fiyatı neredeyse 4'e katlandı arkadaşlar. 4 yılda 4'e katlanan bir enstrümandan bahsediyoruz. Hangi ev, hangi arsa, hangi yatırım aracı acaba bu kadar katlandı? 2010 yılında 54 liradan 72 liraya çıkıyor. 2011 yılında 96 liraya çıkıyor. 2012 yılında 97 liraya çıkıyor. 2005'te alan adam mutlu. 2010'da alan adam mutlu. 2008'de alan adam mutlu. 2012 yılında 97 liraya alan adam 2013'e geldiğinde bir bakıyor gram altının fiyatı 81'e düşmüş. Eyvah yandım diyor. Bittim ben, mahvoldum. Mahvoldum arkadaşlar, ne yapacağım? Bir yıl beklemiş üstelik. 97 liraya aldığı gram altın 81 liraya düşmüş. Bu dönemde işte panikleyenler küfür ede ede o elindeki gram altınları satıyor. Peki sabredenler ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi ona bakalım. 2014 yılında 89 liraya yükseliyor tekrar gram altın. 2015 yılında 99 lira oluyor. Kâra geçmiyor ama zararını kapatıyor. Aradaki faiz farkını çıkartırsanız hala zararda. 2016 yılına geliyor 130 lira oluyor. O geride kalan 3 senenin bütün zararlarını kapatıp kâra geçiyor. 2017 yılında 158 lira oluyor. 2018 yılında 217 oluyor. 2019 yılında 289 lira oluyor ve 2020 yılında bugünlerde 295 lira seviyesinde arkadaşlar. Hani buradan alınır mı? Buralar tepe noktası falan diyen arkadaşlar var ya, onlara cevap olsun diye söylüyorum. Aynı yükseliş trendini dolarda da görüyorsunuz. Peki ne söylemeye çalışıyorum sizlere? Küçük yatırımcıysanız, kenarda köşede 3-5 kuruşunuz varsa ve bu 3-5 kuruşun zarar etmesini istemiyorsanız, değerli kalmasını istiyorsanız ve yarın öbür gün bu parayı biriktireyim de bir şeyin sahibi olayım derdindeyseniz dolar ve altın alıyorsunuz. Aldığınız bu dolar ve altında günlük işlemler yaparak strese girmenin anlamı yok. Onun için ben size çayınızı kahvenizi için rahat olun arkadaşlar diyorum. Bugün aldığınız enstrümanı en kötü ihtimalle 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene kenarda tutabilirseniz işte o zaman değerli dolarınızı, altınınızı satıp faiz ortamına geçebilirsiniz. Ya da gidip bir konut alabilirsiniz. Ya da çok uygun fiyatlarla hisse senedine girebilirsiniz. Evet, bu videomda sonuna geldim arkadaşlar. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Bu arada eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve kanala üye olarak bizlere destek verebilirsiniz. Instagram'dan da takip ederek gün içinde bazı paylaşımlarda bulunuyorum. Onlara da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.